Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerimizin, alimlerimizin, liderlerimizin hayatlarından örnek tablolar, kesitler sunarak ibretler almaya, dersler çıkarmaya, kendi hayatımızı güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Sahibül Vefa Musa Topbaş Efendi Kudüs Esir Ruh'un günaha tevessül eden bir kişiye yönelik tedavi edici ve hayat verici yaklaşım tarzını Bursa'da dostlarından birisi şöyle anlatıyor. Muhterem Üstadımız Musa Efendi Bursa'yı çok severler ve zaman zaman bir hafta belki on günlük sürelerle Uludağ yolu üzerinde bulunan devlet hanelerinde ikamet ederlerdi. Tenha bir bölge olması ve o dönemde bazı anarşik hasere yaşanması sebebiyle tedbir olsun diye bazı kardeşlerle birlikte evin avlusunda geceleri nöbet tutuyorduk. Bir gece saat üç sıralarında evin avlusuna duvardan bir kişi atladı. Kapıya yöneldi, açmaya zorladı, açamayınca pencereyi yokladı. Belli ki niyeti kötüydü. Hemen müdahale edip yakaladım ve yere yatırıp etkisiz hale getirdim. Üstadımız mutadı olduğu üzere o saatlerde teheccüd ve evrad eskarına ifa için umumiyetle ayakta olurdu. Durumu kendilerine bildirmek istedim. Zile bastım. Az sonra kapıda göründüler. Yerde yatan kişiyi görünce durumu fark ettiler. Ve içeri geçip üzerlerine bir şeyler aldıktan sonra avluya teşrif ettiler. Yaz mevsimi olduğu için bahçedeki kameriyeye geçtiler. Ve yakaladığımız şahsı da yanlarına oturtarak onun neden böyle meşru olmayan bir işe tevessül ettiğini sordular. O kişi de işsiz olduğunu, çocuklarının maişetini teminde zor duruma düştüğünü ifade ederek özürler diledi. Muhterem üstadımız karşılaştığı bu manzara karşısında hayli üzüldüler. Sonra eve girip elinde bir tepsi yiyecekle tekrar geldiler ve evladım sizin karnınız da açtır. Önce karnımızı bir doyuralım buyurdular. Sonra tatlı tatlı kendilerine nasihat ettiler. Arkasından da bir zarf uzatarak hatırı sayılır bir miktar nakit yardımında bulundular. Ve şimdilik bununla zaruri ihtiyaçlarınızı giderirsiniz. Fakire işaret ederek bu arkadaşımız en kısa zamanda sizi bir işe yerleştirirler inşallah. Bir maliniz olmazsa her hafta bu kardeşlerin göstereceği sohbetlere de düzenli olarak devam edersiniz diye yol gösterdiler. Bununla da kalmadılar. Adeta ihsan, şefkat ve ikramını taşlandırırcasına buradan evinize kadar yürüyerek gitmeniz zor olur. Bu kardeşimiz sizi arabayla eve kadar bırakıversin evladım buyurdular. Bize de dönerek kardeş bu arkadaşımızın durumunu sakın kimseye ifşa etmeyelim. Kıyamete kadar aramızda sır olarak kalsın tembihatında bulundular. İsmi bizde kıyamete kadar mahfuz kalacak bu arkadaşımız daha sonra bir işe yerleştirildi. Haftalık sohbetlere devam etti ve nihayet huzurlu bir aile hayatına kavuştu. Şimdi manevi hal sahibi, gözü yaşlı bir kardeşimiz olarak dostlarımız arasında katıldı elhamdülillah. Aziz dinleyenlerim, hak dostlarının gönül dergahı bir şifahanedir. Manen yaralanan, bir felakete sürüklenen nice kimseler, onların şefkat ellerinde yeniden hayat bulurlar. Denilmiştir ki affetmede yanılmak, cezalandırmada yanılmaktan daha iyidir. Mümin firaset sahibidir. Kolay aldatılmaz. Ancak muhatabı kazanma adına bazen bilerek aldanmış görünebilir. Nitekim sahabe-i efendilerimiz arasından i̇bn Abbas hazretleri de köleler namaza başlayınca kendi köleleri onları azat edermiş. Kendisine demişler ki efendim bunlar sizi aldatıyorlar. Esasen böyle bir dindarlık meyilleri çok fazla yok. O zat da demiş ki evlat bilerek aldanmak mekremettir. Yani bir kerem, bir e, tabiri caizse olgunluk nişanıdır anlamında bir güzel cümle ifade etmişler, ifade buyurmuşlar. Dolayısıyla Hakikaten insan hayatta her çeşit kişiyle karşılaşır. Herkese kötü zan beslemektense evet herkese itimat etmeyelim. Kılı kırk yaralım, tedbirli davranalım ama hüsnü zanla yaklaşmanın da bir günahı yoktur. Hele hele bir insana merhamet eli uzatmak, onu içinde bulunduğu yanlıştan kurtarma adına bir güzel niyetle ve samimiyetle yönelilirse nice nice insanlar kazanılabilir. Herkes kazanılacak diye bir durum söz konusu olmayabilir. Ama ya kazanılacak birisi olursa o zaman şunu hatırlamak lazım. Bir insanı diriltmek, bir insana dini anlamda ebedi hayatını kazanabileceği bir dirilik e, bulmasına vesile olmak, bütün insanlığı diriltmek gibidir. Rabbimiz öyle buyurur ya, bir insana dirilten, yaşatan... Bütün insanları diriltmiş, yaşatmış gibidir diye. O zaman günahların içerisinde boğulan, hataların içerisinde, yanlışların içerisinde, yolunu kaybetmiş şaşkınlara yol gösterici olacak kimselerde böyle bir derya dil dediğimiz, deryalar misali bir gönül genişliği gerekiyor efendim. Allah merhametli, şefkatli, muhabbetli, basiretli ve firasetli gönüller hepimize lütfetsin efendim. الله أعلم أنا